Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Şöyle başlayayım, bugün konuter yok arkadaş. Bugün sektör de yok. Bugün EYG'yi konuşacağız. Bir de yeni slogan bulduk, Türkiye'nin konut uzmanı EYG'yi konuşacağız bugün. Biraz da EYG'nin sohbetini yapalım. Şimdi önce bir iyi haberden başlayayım, bizim için iyi bir haberden başlayayım. Bir yıllık uğraşın sonunda nihayet geçen hafta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan EYG Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketi AŞ'nin sermaye piyasalarında faaliyet gösterebilmesi için izin belgesini aldık. Artık sermaye piyasasında faaliyet gösterebilecek bir şirket haline geldik. Gayrimenkul yatırım fonu ile ilgili de hep bu şirketi gayrimenkul yatırım fonunu kurmak için yapmıştık biliyorsunuz. Gayrimenkul yatırım fonunun da tüm taslağını, draftını hazırladık. Her şeyi hazır, müracaata hazır haldeyiz. Son rutuşlarını yapıyoruz. Fakat bizim bildiğiniz gibi bir iş modeli kurmaya çalışıyoruz. Yeni kurduğumuz iş modeli kendimizce vizyoner, kendimizce sektöre yeni bir ses, yeni bir soluk getirecek bir iş modeli kurmaya çalışıyoruz. Bu iş modelini kurarken de işte diyoruz ki işte hasbelkader 30 yıldır bu sektörde tecrübemiz var. İyi arkadaşlarımız var. Yani konusunda uzman iyi arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızla da üretimi bilen, inşaatı iyi becerebilen, planlamayı yapan, inşaat hesaplarını iyi bilen, pazarlamayı bilen, satışı bilen bir örgüt kurmaya çalışıyoruz farklı şirketlerimizle. İstiyoruz ki bu şirketlerimizde iş modelinde projelerde araştıralım, projelerden işbirlikleri yapalım ve bu projeleri hayata geçirelim. Bunların içinden işte devam eden projelerde de var olalım, işin başında da var olalım, ortasında da var olalım, sonunda da var olalım, bir iş modeli kuralım. Ama SPK'nın tebliği bizi biraz sıkıntıya sokuyor. Daraltıyor bizim iş hacmimizi. Ne yapıyor? SPK tebliğ diyor ki sadece iskan alınmış bitmiş projelerde var olabilirsiniz diyor. Bizim iş modelimizin kapsamı biraz daralmaya başlayınca da biz döndük SPK'ya müracaat ettik, dedi ki bizim iş modelimiz ve Türkiye'nin gayrimenkul sektörünün iş modeli bittikten sonra yaşanan bir iş modeli değil. Bu model nasıl bir model? Proje devam ederken, lansmanda proje devam ederken hareket gören bir sektör. Biz de iş modelimizi bunun üzerine kurmak istiyoruz. SPK'nın şu tebliğinde bir açılım yapabilir miyiz diye müracaat ettik. Bugüne kadar bir cevap alamadık ama çalışıyorlar. Biz de şuraya geldik. Dedik ki eğer bizim iş modelimizle ilgili bir açılım olamazsa SPK'da, o zaman biz faaliyet iznini aldık ama fondan vazgeçelim. Gayrimenkul yatırım fonunu, gayrimenkul yatırım fonu konseptinde kurup sadece bitmiş evlerle veya bitmiş projelerle sınırlamayalım. İş modelini biraz daha genişletelim. O zaman ne yapalım? EYG Gayrimenkul şirketini kurduk biz. Bu şirketi faaliyetini tam bizim iş hacmine oluşacak şekilde yapılandıralım ve SPK mevzuatına uygun değil de Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bir şirket haline getirelim ve iş modelimizi burada büyütelim diye düşünüyoruz. Tahmin ediyorum o da bir hafta 10 gün veya bir ay içinde onun da neticesini alırız. Ondan sonra fon mu kuracağız, ortaklık yapacağız ya da Türk Ticaret Kanunu'na göre ortaklıklar mı yapacağız, ona karar vereceğiz ama iş modelimizi artık sadece bitmiş projelerle sınırlamayacağız. Başında, ortasında devam ederken sektörle işbirliği yaparak İş modelimizi büyütmeye çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz bizim iş modeli için bir evdekifırsat.com diye bir site kurduk. Bu sitede projelerimizi, portföyümüzü oluşturduğumuz, işbirliği yaptığımız projeleri de bu sitede yerleştirmeye, bu sitede hem yerli müşterimize hem yabancı müşterimize konut alıcısıyla bu projeleri birleştirmeye çalışıyoruz. Yani örtüştürmeye çalışıyoruz. Hani uzmanız ya, işi de öğrenmeye çalışıyoruz ya. Sadece bildiğimiz tecrübelerimizle bu işleri duygusal yapmak yerine bir birim oluşturduk kendi içimizde.
Bu rakamlar sizde yok, bu EYG'nin rakamları. Bir araştırma yaptık, piyasayı analiz ettik. İstanbul'daki tüm 50 konut ve üzeri olan projeleri incelemeye başladık. Yaklaşık radarımıza 507 proje girdi. Bu 507 projenin tamamı 50 konut ve üzeri yapılıyor ama bir de sektördeki projeleri biz A ve B segmenti diye ikiye böldük. A segmentinde bildiğimiz markalı konut projeleri, konut dergi ÖDER üyelerinin yaptığı, piyasada tanıdığımız tüm markalı konut projelerini buraya yerleştirdik. B segmentine de daha markasını az bildiğimiz ama piyasada çok iş yapan projeleri buraya yerleştirdik. 507 tane proje çıktı. Bu 507 tane projenin ürettiği konut sayısı, tam rakamı söyleyeyim, 215 bin konut üretiyor İstanbul'da şu anda. Tabii bu bizim dediğimiz 507 bizim radarımızda olan, incelemeyi aldığımız. Onun dışında da daha pek çok firma vardır. Bu projelerinde yaklaşık %68'i satılmış, %32'si satışını devam ediyor. Bu da yaklaşık 68 bin konut ediyor. Biz bu projelerin tüm detaylarını incelemeye çalışıyoruz. Hani kendimizce uzmanız ya, inşaatına bakıyoruz, üretimine bakıyoruz, lokasyonuna bakıyoruz, müşteri profillerine bakıyoruz ve bu projelerle bir portföy oluşturmaya çalışıyoruz. Yaklaşık bizim bu iş modelimiz 1,5 yıldır devam ediyor biliyorsunuz. Ben işte 2014'ün başından beri çalışıyorum. Bugün itibariyle portföyümüzde, evdeki fırsat olarak portföyümüzde yaklaşık 15 tane proje oldu. Portföy büyüklüğümüz 1230 daire oldu. Bugün itibariyle satılmışları saymıyorum. Mesela yılbaşından bugüne yaklaşık 380'e yakın daire satmışız. O portföyümüzden çıkmış. Bir o kadar da geçen yıl satmışız. Onlar portföyümüzde yok. Bugün itibariyle portföyümüzde 15 tane proje, 1230 tane daire, 878 milyon liralık da bir büyüklüğe ulaşmış modelimiz. Cenab-ı Hak lütfetmiş. İnşallah bundan sonra da işimiz rast giderse bu portföyümüzü de büyüterek devam etmeye çalışacağız. Bugün niye toplandık? Asıl muradımız şu. Bugün portföyümüze iki proje daha kattık. Bu iki projenin satışlarına başlayacağız. Bu iki projenin tanıtımına başlayacağız. Müşterilere duyuracağız. Önce sizinle bir istişare edelim, sohbet edelim dedik. Bugün başlayacağımız iki projeden bir tanesi İsvest. Hepiniz biliyorsunuz. Feryapı bizim Ramadan'la Boyner'in ortak yaptığı bir proje. Bu projede bir işbirliği anlaşması yaptık. Müşteri profiline baktık. Müşteri profili İyi bir proje yapmışlar, güzel bir lokasyonda yapmışlar Basın Ekspres yolunda. İşte havalarına yakın, Ataköy sahiline 10 dakika filan, iyi bir lokasyonda. Müşteri profiline bakıyoruz, pilotu var, bankacısı var, yöneticisi var. O bölgedeki tüm sanayinin, iş adamlarının var olduğu bir proje, güzel bir proje. Onun için de bu projeyi portföyümüze kattık. Bugünden itibaren portföyümüzün içinde. Sonra ikinci projemiz, ilk defa bizim ofise girdiğimiz bir proje. Hep konut konut diyoruz. Artık bir de logo bulduk Türkiye'nin konut uzmanı diye. Onu bir çeşitlendirelim, tatlandıralım diye oraya da bir ofis projesi aldık. O da siz hepinizin iyi bildiği DAP Vadisi diye bilinen, DAP'ın bizim Ziya'nın ofis olarak kağıthanede yaptığı projeleri de portföyümüze dahil ettik. Bundan sonra o bölgede biraz da ofis yapacağız. Ofis projesinde de şöyle bakıyorum ben. Maslak İstanbul'un iyi bir ofis bölgesi oldu, iyi bir lokasyonu oldu. Ama Şişli'ye bakıyorum, Mecidiyeköy'e bakıyorum, Nişantaşı'na bakıyorum, Çağlayan'a bakıyorum. Bir sürü ofis var. Avukatların ofisleri var, mali müşavirlerin ofisleri var, derneklerin ofisleri var, orta boy işletmelerin ofisleri var filan. Bunların hepsinin toparlanabileceği ikinci bir ofis bölgesi kağıthane gibi gözüküyor. Artık İstanbul'un büyüyen ofis projesi, ofis bölgesi kağıthane gibi. Orada da bizden başka bir sürü de ofis projesi var. Bu projede de şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki aşağı yukarı bu projede üniteleri falan Cüneyt anlatacaktır. Bittiğinde bir ofis vadisi olacak burası ve herhalde bir 10 bin kişi falan çalışacak burada.
10 bin kişinin çalışacağı, iş alacağı, işte ofisleriyle, toplantı odalarıyla, lokasyonuyla, otoparkı, her şeyiyle bir konut firmasının yaptığı bir proje olunca da şöyle güzelliği var. Biz sosyal tesis yapmaya alışmışız. İlk defa bir ofis projesinde sosyal tesis çıkıyor. Otopark problemi çözülmüş çıkıyor. Onun için de güzel bir lokasyon diye düşünüyoruz. Ofis projesi olarak da DAP'la devam edeceğiz nasip olursa. Bunlarla ilgili de Cüneyt şimdi nasıl satacağını anlatacak size. Ben son olarak bir de şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz bu İstanbul'un yükselen yıldızı Kayaşehir var. Bizim Kayaşehir'de evvel İstanbul'u hepiniz biliyorsunuz. Oranın inşaatları başladı, proje devam ediyor. Satışlarımızda 500'ün üzerinde sözleşmesini yaptık. Herhalde çok az bir sözleşme yapacağımız, satacağımız dairemiz kaldı. Evvel İstanbul'da iyi gidiyor. Nasip olursa Eylül ayına geleceğiz. Eylül ayında Kayabaşı'nda artık yıldızı parladı ya bölgenin. İyi lokasyon oldu ya, İstanbul'un en güzel bölgesi oldu ya. Yepyeni bir konseptle yeni bir proje getireceğiz orada. Aşağı yukarı orada da 610-615 tane evimiz olacak. Bir de farklı olarak o bölgenin ana arterinde, ana caddesinin üzerinde 120 tane cadde mağazası yapacağız. Yani cadde mağazalarının olduğu, ana çarşının olduğu bir bölgede bir proje geliştireceğiz. 120'de dükkanımız olacak. Adını belki çoğunuz biliyorsunuz, Adım İstanbul diye koyduk. Projemizin adı Adım İstanbul olacak. Ama güzel bir slogan bulduk. Dedik ki Adım İstanbul daha ne olsun dedik. Mottomuz da daha ne olsun. Adım İstanbul daha ne olsun. Yapacak başka, diyecek başka bir şey yok gibi gözüküyor. Şimdi biraz Cüneyt İsves'le DAP Vadisi'nin ofis projemizin biraz detaylarını anlatsın. Ondan sonra yemek yerken sohbet edelim inşallah. Teşekkürler Faruk. Arkadaşlar hoş geldiniz. İSVES projesi zaten 2-3 yıldır, 2-3 yıl önce satışına başlayıp bir yılda yaşamın olduğu bir proje. Çok güzel bir lokasyonu var. Basın Ekspres yolunda Ataköy'e, Yeşilköy gibi merkezi noktalara 10 dakika mesafesi var. Fiyat ve yaşam kalitesi açısından da bu bölgelere göre 2-3 kat fiyat avantajı olan bir proje. İsveç'in tabii en önemli şeylerinden biri bir kendi çarşısı var. O çarşıda zaten çok ciddi bir hareket var yaşayan için. Hemen yürüme mesafesinde de bir alışveriş merkezi var. Aslında Ataköy'de, Yeşilköy'de, Bahçeli Evler'de, eski binalarda oturan orta üst, üst gelir grubu müşteri kitlesi için yaşanabilecek çok özel bir proje. Burada da 1 artı 1'den 3 artı 1'e kadar farklı ev seçenekleri var. Gerçekten malzeme kalitesi olarak çok üst seviyede malzeme kalitesinin kullanıldığı, yaşam kalitesinin çok yüksek olduğu bu projede biz de ulaşımı biraz erişimi kolaylaştırdık. Hemen teslim evde peşinat ödemeyen müşterilerin de peşinat ödemeden kira değerlerine yakın bir taksitle ev sahibi olmasını hedefledik. Şöyle bir plan yaptık. Aşağı yukarı 3000 lira değerin civarında kira değeri olan bir daireyi hiç peşinat ödemeden 4500 lira taksitle hemen müşterinin alıp evi de hemen teslim alabileceği bir satış modeli oluşturduk. %50'sini bu şekilde bir finansman modeliyle yapıp kalan %50'yi de şirket bünyesinde 5 yıl vade faksız vadeyle 2 yıl evi beklemesine gerek olmadan, ben peşinat toplayayım gibi derdi olmadan daha nitelikli bir yaşama ulaşayım diyen orta üst ve üst gelir grubuna burayı gerçekten fırsat bulduk ve bu projeye yatırım yaptık. Diğer projemiz ofis projesi. Kağıthane aslında lokasyon olarak bugünkü ofis bölgelerinden, Maslak'tan da Levent'ten de lokasyon olarak daha güçlü bir bölge. Ama tabii ofis projeleri Maslak'ta ve Levent'te yoğunlaşmış. Kağıthane'nin çok büyük avantajı var. Taksim'e 5 dakika, Levent'e 10 dakika, Maslak'a yine 15 dakika. İstanbul'un bütün önemli noktalarına, işte Çağlayan Adliyesi'ne 5 dakika. Aslında ulaşım çok kolay. Metroda hemen bu DAP Vadisi diye adlandırılan Kağıthane'deki ofis projelerinin olduğu yerin yürüme mesafesinde. Bu projenin en büyük özelliği yaklaşık 927 tane üniteden oluşuyor. Ofisler ve mağazalar var. İstanbul'un belki de Avrupa'nın en büyük tek alanda gelişmiş ofis projelerinden bir tanesi. Faruk Bey'in başta söylediği gibi sadece kendi çalışan sayısıyla kendi ticaretini oluşturabilecek,
bir yer. Zaten aşağı yukarı burada 8-10 bin kişinin çalışacağı, belki günlük ziyaretlerde de 15-20 bin kişinin ziyaret edeceği bir yer. Ama fiyat olarak ya da kira değerleri olarak da Masla ya da Levent'e göre iki kat daha uygun bir yer. Bu bölgede zaten biliyorsunuz bir ofis vadisi olarak şu anda 15'in üzerinde firmanın yatırım yaptığı bir kağıthane bir ofis vadisine dönüşen bir avantajı var. Uygun da bir işletme modeli var. Yani Mecidiyeköy'de, Şişli'deki küçük mali müşavirler, avukatların belki 50-60 metrekare yerde ihtiyacını görebilecek iş alanlarının da kullanabileceği yerler var. 500-1000 metrekareye kadar birleştirilebilir alanların da olup büyük işletmelerinde gelebileceği bir kompleks burası. İşletmede şöyle bir avantajı var. Biliyorsunuz bir yer tutmak istediği zaman bir işletmeci güvenlik gideri olur. İşte bir asistan çalıştırır, onun gideri olur. İşte toplantı odası ayrı bir metrekare ister falan. Burada bir katta işte 2-3 toplantı odası, katta asistanlar gibi bir kompleks olduğu için siz kendinize ait olacak 50 metrekare bir yerle aslında tutacağınız 150-200 metrekare bir yerdeki hizmetleri alabiliyorsunuz. Finansman olarak da tabii daha düşük bir finansman ayırıyorsunuz. Burada da cazip bir ödeme planı oluşturduk. Burada hem hemen teslim üniteler var. Yaklaşık 400 ünite hemen teslim. 400 ünite de yaklaşık 1,5 yıl sonra teslim edilecek. Bunda da gene peşinat ödemeden 4.500-5.000 lira taksit aralığında hemen teslim ofislerinin olabileceği bir kompleks geliştirdik.